Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta devam eden arama kurtarma çalışmaları güzel haberleri beraberinde getirdi. Kahramanmaraş merkezi 10 ile etkileyen depremlerde Gaziantep'in Nezip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 28 saat sonra anne ve 3 çocuğu yaralı olarak çıkarıldı. Gel ablam, gel biz de senin evladınız. Gel ablam. Ablam mısın? Gel. Ben rica ediyorum. Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 28 saat sonra Döne Özkılıç'la çocukları Abdülkadir, Beyza ve Elif Özkılıç enkazdan kurtarıldı. Aile bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'da yıkılan bir binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları sonucu 28 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı. Oy baba. Oy baba. Karım da geliyor. Ay ay dedi. Senin mi? Torunum. Tamam hadi geç. Karım. Hatay'da AFAD görevlisi bir kişinin kurtardığı bebeği görenlerse duygu dolu anlar yaşadı. Kucağına sıkı sıkı sardığı bebeği ambulansa götüren görevli bebeği dedesine teslim etti. Dedesi gel buraya sen. Karım da geliyor. Ama onları çıkaracağız. Enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112, Acil Sağlık, Polis, Jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Kaldır hocam, havaya kaldır orayı. Sahil Güvenlik ve AFAD koordinasyonundaki GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği ekiplerince yürütülen çalışmalarda 5 katlı Reşit Apartmanı'nın enkazındaki Mehmet ve kardeşi Hakan Yılmaz Çağ'a saat 3.35 sularında ulaşıldı. Ekip hediyeler de çeksin. Ekipler binanın çevresindeki 5 katlı Yalım Apartmanı'ndaki çalışmalarda 26 yaşındaki Kubilay Özer'e, Akgül Apartmanı'ndaki kurtarma çalışmasında da Necla Baygül'e aynı saatlerde ulaştı. Vatandaşların da desteğiyle ambulanslara taşınan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kurtarma ekipleri Şanlıurfa'ya da ulaştı. Ekipler İpek Yol Caddesi'ndeki Osman Ağan Apartmanı'nda Suriye uyruklu Meysem Lokman'a 22 saat sonra ulaştı. Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından 4'ü kadın, 1'i çocuk, 5 kişi kurtarıldı. Ayak ucunda beyler. Çok sayıda asker de bölgeye giderek seferber oldu. Arama kurtarma çalışmalarına başlayan Mehmetçik, Göçük'ten çok sayıda vatandaşı sağ salim çıkarttı. Malatya Zaviye Mahallesi, Ebe Sokak'ta mı? Ede mi? Ege mi? Aslanlar sesi karşısı, Efuz Apartmanı. İkinci kattaydık, dayımın sesi çok iyi gelmiyor. Yine Malatya'daki evinde yakalanan 20 yaşındaki Boran Kubat, enkaz altında sosyal medya paylaşımını görenler tarafından kurtarıldı. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nde hazırlık sınıfında okuyan Boran Kubat, ara tatilini ailesinin yanında geçirmek için memleketi Malatya'ya geldiğini söyledi. Gece yattıktan sonra ilk depreme uykuda yakalandığını anlatan Kubat, dışarı çıktıktan bir süre sonra ikinci bir deprem olmayacağını düşündüğünü ve sonra evine girdiğini anlattı. Kubat, 7,6 şiddetindeki ikinci depreme yine evinde yakalandığını ve ardından binanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldığını belirtti. Bir mucize de Hatay'dan geldi. Hatay'da yıkılan binanın enkazından 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz 29 saat sonra sağ çıkarıldı. Eğil, tut ellerini. Bas, korkma. Bas, bas, bas. Bitti, bitti. Elini tutun, ambulans aç, olur.